Harika gözüküyorsunuz gene. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız diyelim ilk öncelikle. Bizler de çok iyiyiz efendim. Bugün jüri üyeliğiniz de var. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugünkü ödül töreni için ilk öncelikle? Evet, ben de çok heyecanlıyım ödül töreni için. En az bugün bir kısa filmi yarışanlar kadar heyecanlıyım aslında. Bütün hafta boyunca, hatta neredeyse bütün hafta değil, iki haftadır, üç haftadır onların filmlerini izleyerek geçirdim günlerimi. Ve hepsi gerçekten çok zorlandık da bu arada seçmekte. Hepsi birbirinden iyi filmler vardı. Zaten Akman Sanat'ın genel jürisinde olanlar da öyle söylüyorlar. Bir seneki filmlerin çok çok daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Ve sonunda bir seçim yaptık. Bu akşam da ödülümüzü vereceğiz. Seyret olsun. Genç oyunculara da tavsiyelerde bulundunuz. Kendinize vakit ayırın gibi bir açıklamanız vardı. Evet. Onunla ilgili biraz daha açabilirsiniz. Televizyon başında izleyenler de olabilir çünkü. Yani evet, kendinize vakit ayırın derken tabii birçok şey söyledim o gün orada bu arada. Özel alanlar ayırıyordunuz kendinize. Evet, yani kendinize vakit ayırın deyince ya, neyin cevabını tam olarak hatırlamıyorum şimdi tabii ki de. Galiba şey sorusu işte, kendinize ilgili rolü hazırlanırken neler yapıyorsunuz ya da sabah kalktığınızda nasıl bir rutininiz var, hazırlanıyorsunuz? Ben de orada işte bedenen kendimi hazırladığımı söylemiştim. Birazcık böyle arabanın motorunu ısıtmak gibi kendi vücudumuzu ısıtarak güne başlıyoruz gibi bir örnek vermiştim. Evet, çok fazla oyuncu olmak istediğini söyleyen, hatta birazcık böyle... Yani umutsuz demeyeceğim ama endişeleri olan çok kişi vardı. Ben de onlara aslında bu konuda endişe etmeyin. Sadece kendinizle ilgilenin. Çünkü hayatta ne olacağını, sizin nelerin beklediğini bilemezsiniz. O yüzden siz kendinizi zenginleştirmeye bakın. İşte okuyun, gezin, görün, izleyin. Yapabildiğiniz ne kadar şey varsa hepsini yapın. Sonra bakalım bir yerde yol nereye götürecek sizi gibi bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde sabah rutinleri çok konuşuluyor efendim. Ünlülerin evet. Özellikle bazıları uyanır uyanmaz. İki saat bana kimse dokunmasın, çok sinirli oluyorum der ama sizin de böyle huylarınız var mıdır? Ama ben bunu Emir Bey'e sormak istiyorum. Sabah rutinin nasıldır acaba? Sabah rutini seti var. Yani sabah rutin olarak sete gidiyor. Evet, doğru. Ben yokum. Her sabah genelde olmuyorum. Evde doğru. Olmuyorsunuz. Evet. Dizi de final yapacak ama tatil sezonuna da hazırlanıyorsunuz aslında bildiğimiz kadarıyla efendim. Tatil planları nedir? En son evi yaptırmıştınız. Gene tatili o evde mi devam ettireceksiniz? Evet. Yine bir ev sorusu var ama sorayım mı sormayayım mı diye bilmiyorum. Ya işte tatil yok üstünde zaten. Yine kendimize vakit ayıracağımız bir zaman dilimi. Orada da olabiliriz. Başka yerlerde de olabiliriz. Biz de bilmiyoruz şu anda ne yapacağımızı. Evet, akışın. Efendim çok da konuşuldu aslında. Yazıldı da çizildi de Boğaz Manzaralı evinizin kirası çok konuşulmuştu. 270 bin lira denmişti ama doğru mudur değil midir sizin ağzınızdan öğrenelim en azından. Çıkan haberlere inanmayın. Noktayı koyduk noktayı diyorsunuz koyuyoruz, o. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz.